otobüsümüzü sular altından kurtardık ve şehre su vermek üzere hazırlık yapıyoruz. Fakat şu anda tesisimizle ilgili bir sorun olmamasına rağmen barajımızdaki suyun bulanık seviyesinin çok yüksek olduğundan kaynaklı bu bulanık seviyesinin düşmesini bekliyoruz. Şöyle ifade edeyim, normal şartlarda bizim bu kente göndermiş olduğumuz suyun bulanıklık seviyesi bir NTU'nun altında. Yani 0.2-0.3 NTU'nun altında bir bulanıklıkta, berraklıkta bir suyu biz kente verirken şu anda barajımızdaki suyun bulanıklık seviyesi 1000 NTU. Biz bu bulanıklık suyunun bulanıklığın biraz durulmasını bekliyoruz. Bu suyun durulduktan sonra sistem içerisine devralıp önce klor ünitesini alıp klorlayarak şehre göndermek, daha sonra dozaj pompalarımızı faaliyete soktuğumuzda biraz daha berraklaştığında su, dozaj pompalarımızı da devreye sokarak kente su vereceğiz. Ama bizim önceliğimiz şu anda sistemden kaynaklı değil, baraj suyunun bulanıklığından kaynaklı. Bu bulanıklık düştüğü anda kente su vereceğiz. Eğer bunun için beklemezsek, suyu barajdan aldığımız şekilde tesislerle geçecek sinopa gönderirsek, hem isale hattımızı hem de şehre su sağlayan tüm su depolarımızı çamur altında bırakmış olacağız. Bu bulanıklığın gitmesi de bir ayı aşkın bir süre sürecek. Yani biz ya Sinop'u hiçbir gün daha susuz bırakmamak üzere bu suyu bugün vereceğiz ve Sinop'ta musluklardan bulanık su akacak veya bir iki gün sabredeceğiz, bu suyun berraklık seviyesini standartlara indireceğiz, ondan sonra su vereceğiz. Bu yönde çalışmamız devam ediyor. Sistem şu anda suyun altından kurtardık. Arkadaşlar pompalarımız, yedek pompalarımız var. Bir kısım pompalarımız, yedek pompalarımız depodan alıp monte ediyoruz. Bir kısım da sistem içerisinde kendi yanında yedek bulan sistemler. Onlar da su altında kaldığı için şu anda pompalarımızın kontrolünü yapıyoruz. Yani umuyorum çok kısa sürede Sinop'a su vermek istiyoruz. Bunun için çabalıyoruz. Ben de Sinop'a su verene kadar burada tesisin başında arkadaşlarımla beraber olacağım. Zamana karşı bir yarış var burada açıkçası. Tabii bizim elimizden gelmeyen kısmı da barajdaki su seviyesinin bulanıklığının düşmesi, standartların altına inmesi. Teşekkürler.